Merhabalar diyelim, yeni takımlarız. Neler söyleyeceğiz ilk öncelikle bugün için? Valla çok heyecanlıyım ben. Özellikle bugünlerde takımların İstanbul'da temsiliyle ilgili makale yazıyorum. Bu anlamda benim için bir güzel araştırma konusu da olacak. Hemen makaleden de bahsedelim aslında. Evet, aslında biliyorsunuz kadın temsilleri çok önemli günümüzde. Daha güçlü kadın imajlarına çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. O yüzden kadınların elinden çıkan, kadınların artık olduğu projeleri de inceliyorum. Onunla ilgili bir yazı yazıyorum şu anda. Biliyorsunuz bir yandan da akademik merakımda evet. Çok fazla müzisyenlerin yanı sıra o devam ettiği için. Ama bir yandan da tabii çok sevdiğim dostlarımın da filmi zevk olarak da izleyeceğim. Makaleden efendim hemen şunu da sormak istiyorum. Bir zeyni sormak istiyorum. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu konu için ilk öncelikle? Yani şunu söyleyebilirim. Ben müzikte küfürlü, kadını nesneleştiren, kadın bedenine küfreden, onu bir cinsel obje haline getiren şarkı sözlerini sevmiyorum. Takdir etmiyorum, onaylamıyorum. Tabii ki yasaklara karşıyım. Her yasak daha fazla talep olur. Ama öyle bir dünya olsun ki dinleyiciler fark etsinler. Ben bunu dinlemek istemiyorum diyebilsinler istiyorum. Çünkü bazen ama şarkı sözüdür deyip geçiyoruz ama söylediğimiz kelimeler dünyamızı şekillendiriyor. Bu kadar küfretmek, kadın bedenine küfretmek, T ile başlayan kelimeyi normalleştiren sözleri içeren şarkılar dolanımda olunca tabii ki kadın imgesi farklı anlaşılmaya başlıyor ve gençlerin hepimizin beyni etkilenebiliyor. Şiddet dilde başlıyor. Bunu anlatıyordum, anlatmaya çalışıyordum. Kendisi bana küfretti. Evet. Ağzı alınmayacak küfürler etti. Çok üzücü. Bir kadın meslektaşımın bunu bana yapması beni çok üzdü tabii. Ama sağ olsun dinleyicilerim de, müzisyenler de, herkes sahip çıktılar bana. O anlamda mutluyum. Bir farkındalık oluşuyor. Sizce bu durum nereye doğru geçiyor efendim? Bu atışma mı diyelim, kavga olarak mı adlandıralım? Nasıl adlandırmak isterseniz ama. Ben kavga etmem. Yani ben konunun oraya gittiğini anladığım anda kestim zaten konuşmayı. Varması, yani konunun varması gereken yer kişisel kavgalar, kişisel rekabetler değil. Burada anlatmaya çalıştığımız bir şey var. Küfürlü, özellikle yani sıradan küfürler de değil, kadın bedeni üzerinde yapılan, resmen hakarete varan küfürlü şarkıların aslında kültürümüzü de şekillendirmeye başladı. Bu kadar kadın cinayetleri, kadına şiddet gündemdeyken, bu kadar yani dün, sadece dün 5 kadın oldu, sadece dün. Bu kadar büyük olaylar yaşarken en azından biz müzisyenler olarak biraz sorumluluk alabiliriz. Yazdığımız şarkı sözlerine dikkat edebiliriz. Tabii ki tek dediğim şarkı sözleri. Şarkı sözü kimse. Ben şunu demek istemiyorum. Şarkı sözü yüzünden bunlar oluyor. Hayır. Tabii ki sadece şarkı sözü değil ama bu da pek istemiyor. Biz de bu ortamda daha güzel, daha kadınları güçlendirici sözler yazarsak daha faydalı olmuyor mu? Ben bunu sorgulamak istiyorum sadece. Efendim siz neler söyleyeceksiniz bugün? Eşinizle birlikte Galata'sınız. Gündem çok bütün yerlerde olduğu için çok bir şey söylemeyeceğim aynı yani, gerçekten. Sadece bir değişim olduğu için çok mutluyum. Yani çok gördüm sanatçı. Sadece besteciye şarkı yazarı ve yani bir performans sanatçısı olarak biliyorum. Takipçik de mantıklı kendisi. Hani edebiyat yayında çok güzel oluyor. Roman hikaye yazarı, dergi yazarı, radyo ve TV programını programcımız da yapmış olan çok yorumlar. Yani özellikle saymak istiyorsanız. Tabii ki toplumsal olaylara da her ne kadar aslında ben çok yıkladığımda bizim için eş olarak biraz arka planda kalması istesem de dayanamıyor. Ve gündemden nasıl bir tepkimiz alıyoruz. Yani burada da kayıtsız kalmak çok zor ama katılıyorum kendisine. Yani keşke sanatçılar sesini duyurabilse, çekinmeden arkadaşın sesini duyuracak şekilde yani. Kesinlikle keşke paylaşabilseler. Bu erkek düşmanlığı bir bakımdan eşim, eşimle beraberiz, el eleyiz, yan yanayız. Burada altını çizmek lazım. Bazen erkek düşmanlığıyla karşılaştırılabiliyor. Hayır, bu eşitlik çağrısı. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Çok sağ olun.